Neden bu kadar abarttın? Beni anlayamadım Sezai. Ben de sıradan doğal bir insanım. Sen doğal bir afetsin be Hamiyet. Uçurursun, titretirsin, ıslatırsın, yıkar yerlere serersin. Bu yüzden bunca yıldır sevilmemişsin. Ben seni seviyorum be Hamiyet. Güzel olan ne varsa hayatta zararlıdır zaten. Her şeyimle kabulümsün. Bitir, yok et beni. Peki karın çocuğun? O iki budubeti sokmam eve. Hayır, hayır, hayır. Ya öyle değil. Kendi sesinle yapma. Hamiyet'in sesiyle yap. Ya hep yapamıyorum Sezai. Boğazım acıyor. Ulan bir hayrını göreyim be. Bunca yıllık kocanım. Hiç mi sevmedin beni? Azıcık yardımcı ol. Ya sen nasıl kocasın? Madem başka bir kadın var, git gizli saklı ne yaşıyorsan yaşa. Beni karşına alıp da karıya açılma provası yapma. Doğru konuş kız. Ne öyle karı falan? Hamiyet ablan o senin, rol modelin. Kötü günlerimizde hep yardımcı oldu o kadın bize. Doğru söylüyorsun. Hamiyet ablamın da hakkını ödeyemem. Kendi kendine yap provanı. Aynanın karşısında denedim ama dikkatim dağıldı. Bir ara aynadaki yansımamı öpmeye kalktım. O da beni öpmeye kalktı. Acayip şeyler yaşadım. Kendiyle fazla barışık bir adamım ben. Omzumu öpmeden banyoya giremiyorum ki. Hadi devam edelim ne olur. Hiç mi sevmiyorsun beni bebişim? Hatırım için hadi. Peki bana ne vaat ediyorsun Sezai? Bizim büyük bir aile kabristanımız var. Kaç dönüm kim bilir. Onları oradan çıkarır, tarlayı senin üzerine yaparım. Yeter ki sen he de. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Çok üzülüyorum. Oha! Benim sesimi de yaptı. Kız sen ne kabiliyetliymişsin. Topla kendini, topla topla. Yoksa abim kapacak Hamiyet'i. Benim olmayacaksa bari abimin de olmasın. Çok şey mi istiyorum bebişim? O zaman git Metin'le niye ispiyonla? Recai'nin ilişkisi vardı. Bıçaklar Recai'yi onlar. Sezai, Sezai. Gitmiş bile. Sezai abi sen iyi misin abicim ya? Ha? Hayırdır müşterideyiz dedik, çalışıyoruz dedik, koştun geldin ne oldu? Sen şimdi aklınca bizi iş üstünde mi yakaladın? Bu öyle bir şey değil lan. Ya oğlum biliyorum bir süredir kötü yüzümü gösteriyorum size ama siz de biliyorsunuz işte özünde iyi biriyimdir. Önlükle gezerim filan. Halk sever böyle şeyleri. Sen kötülüğün babasısın. Anasını siktin çünkü sen kötülüğün. Bir de gelmişsin ben iyi insanım falan. Emmi şu camı kapat gözünü seveyim terliyim ya. Üşütmeyeyim bir de hasta olmayayım. Bir de havlu varsa sırtıma ver. Şu terimi alayım azıcık. Sen kimsin? Oto tamircisi Sezai Usta. Peki ben kimim? Ne bileyim sen kimsin? Ulan o zaman ne işin var benim evimde? Esnaf ve zanaatkarlar orası mı lan bura? Ya yok arkadaşlarla özel bir şey konuşacaktım da. O zaman ben gideyim. Gitme emmi bekle sen kal. Olur kavga mavga çıkarsa ayırırsın. Benim taktiğim bu. Arkadaşlar ananızın biriyle ilişkisi var. Hadi ben kaçtım. Anlamadım. Annenizin biriyle ilişkisi var. Anlamadım dedim lan, duymadım demedim. Sezai abi ne biliyorsan anlat. Sen mahallemizin mihenk taşısın. Eğer bir şey var diyorsan ve buraya kadar gelip bizimle konuşma kararı verdiysen... ...en azından bir 50 kere düşünmüşsündür. Bizim iyiliğimizi gözetirsin, söyle. Herkese bir kötülüğün dokunabilir. Ama bize asla. Şimdi her şeyi eksiksiz anlat. Ne diyorsun? Hava ne kadar güzel ya.